Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Lipopillerden bahsettiğim video serisinin bu videosunda Lipopil şarj aletlerinden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak birçok farklı markada Lipopil şarj aleti inceleme imkanım olmadığı için kendi tercih ettiğim ve aktif olarak kullandığım Lipopil şarj aleti üzerinden Lipopil şarj aletlerinin özellikleri ve bizim seçim aşamasında dikkat etmemiz gereken konulardan bahsetmeye çalışacağım. İlk aşamada yapmamız gereken seçim, profesyonel ya da bilgisayarlı şarj aleti olarak geçen şarj aletleriyle şu anda ekranda gördüğünüz diğer aletler arasındaki tercihi yapmak. Şu anda ekranda gördüğünüz şarj aletleri balans soketi üzerinden şarj işlemini gerçekleştirmekte. Balans soketi üzerindeki kablolarımız da çok ince olduğu için maksimum 1 amperlik akımlarla şarjı desteklemekte. Aynı zamanda lipopilimizin genel durumu hakkında bize hiçbir bilgi sunmamakta. Sadece balans soketi üzerinden 4.2 volta belli amper değerlerinde şarj ederek pilimiz dolduğunda yeşil bir ışık yakmakta. Bu şarj aletlerini ben hobi amacıyla bile olsa kullanımını çok fazla tavsiye etmiyorum. Bu hobiyle uzun süre ilgilenmeyi planlayan kişiler için en azından bir profesyonel dediğimiz veya bilgisayarlı dediğimiz şarj aletlerinden birine sahip olmalarını tavsiye ederim. Şimdi gelelim profesyonel bir şarj aleti seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kısmı basamak basamak anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken de aynı zamanda şarj aletinin özelliklerinden de bahsetmiş olacağım. Şimdi ilk olarak bence ilk yapılması gereken tercih kaç tane lipopile eş zamanlı çıkış imkanı sunduğu. Şu anda ekranda gördüğünüz birinci ve ikinci çıkışları sayesinde 2 tane ayrı lipopile eş zamanlı olarak şarj edebiliyor. Bunun 1, 2, 4 veya 8 farklı lipopili şarj eden modelleri mevcut. Yalnız bu aşamada tabi fiyatlar değişiyor. Bütçenize uygun, aynı zamanda lipopil sayınıza uygun bir şarj aleti seçmenizi tavsiye ederim. Bu noktada paralel ve seri şarj kartlarından bahsetmek istiyorum. Bu aletlerle ilgili söyleyeceğim ilk şey, ben kullanımını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer bu işle profesyonel anlamda ilgileniyorsanız ve gerçekten başa çıkamayacağınız kadar çok lipopiliniz varsa düşünülebilir. Çünkü bu işten para kazanıyorsak belli riskler alabiliriz. Ancak hobi olarak ilgilenen biri için alınmaması gereken bir risk olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu cihazların nasıl çalıştığından kısaca bahsedeyim. Öncelikli olarak ekranda gördüğünüz gibi pillerimizi cihaza bağlıyoruz. Videonun bu kısmında eğer bilginiz yoksa seri ve paralel bağlamakla ilgili anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi buraya bağladığımız tüm lipopillerin aynı voltajda olması gerekiyor. Burada söylemeye çalıştığım şey 3S, hepsinin 3S olması yeterli değil. Aynı voltajda en fazla 0.1 volt farkla hepsinin aynı voltta olması gerekiyor. Bu ne demek? Örneğin bu lipopil 9,8 voltsa bu lipopil 9,8 volt olmak zorunda. Voltajları aynı olması gerekiyor. Miliamper saat değerleri için böyle bir zorunluluğumuz yok. Örneğin 1000 miliamper saat, 2000 miliamper saat, 3000 miliamper saat, 4000 miliamper saat, 5000 miliamper saat ve 6000 miliamper saat olsun. Şimdi lipopillerimizi paralel bağlantı kartına bu şekilde bağladıktan sonra lipopil şarj aletimize bağlıyoruz. Bu yaptığımız bağlantının sonucunda lipopil şarj aleti ona V voltajında, yani bir hücremiz hangi volttaysa o voltajda bir lipopil 21.000 mAh saat gücünde bir lipopil bağladığımızı zannediyor. Bu 21.000 değerine buradaki mAh saat değerlerini toplayarak ulaşmış oldum. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Lipopil şarj etmeye başlıyor. Burada en önemli konulardan biri, videonun ilerleyen kısmında bahsedeceğim, watt değeri. Yani güçlü bir lipopil şarj aletiyle bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor, yoksa işlem gerçekten uzun sürer. Peki burada tehlike ne? Şimdi kısaca onu da söyleyeyim. Şimdi biz bu aleti kullanmadan lipopilimizi doğrudan cihaza bağlamış olsaydık lipopilimizin her hücresini ayrı ayrı değerlendirme şansı olurdu. Herhangi bir hücrede yaşanan bir sorunda şarjı durdurabilir veya gerekli balans işlemini yapabilirdi. Ancak biz bağlantıyı bu şekilde yaptığımızda buradaki 6 pilin hepsini tek bir pil zannediyor ve her birinin birinci hücresinin ortalama değerini görüyor. Yani hücre bazında bilgi alamıyor. Dolayısıyla bir hücrede meydana gelebilecek bir sorunu fark etmeyip şarj işlemine devam edebilir. Lipopillerden herhangi birisini yakabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, internette bu cihazları kullanıp son derece memnun olan birçok kişiye rastlayabiliriz. Ancak burada önemli olan bu cihazı kullanırken evinde yangın çıkmış biriyle görüşmek. Ben bu konuda bu riskin alınması gerektiğini düşünmüyorum. Özellikle evinizde şarj ediyorsanız son derece tehlikeli olabileceğini düşündüğüm için ben bu cihazların kullanılmasını da önermiyorum. Şimdi şarj aletlerine geri dönebiliriz. Şimdi buraya kadar seri ve paralel bağlantı kartlarından da bahsettim. Benim tercih ettiğim şarj aleti 2 tane Lipopil eş zamanlı olarak şarj etmeyi destekliyor. Şimdi gelelim diğer özelliklerine. Benim için en önemli özelliklerinden biri hem AC hem DC akımı destekliyor olması. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu anda ekranda gördüğünüz gibi alternatif akım. Yani doğrudan evlerimizdeki prizlerde bulunan akım ve DC akım. Bunu da şöyle düşünebiliriz. Artı ve eksi kutbunu bildiğimiz tüm akımlar doğru akımdır diyebilirim. Her ikisini de destekliyor. Hatta detaylara bakacak olursak alternatif akımı 100 ile 240 volt aralığında desteklerken doğru akımı 11-18 volt aralığında destekliyor. Bunun anlamı ne? Bizim evlerimizde 220 volt var. Yani şu anda ekranda gördüğünüz gibi evimizde prizimize taktığımızda kabloyu Lipopil şarj aletimizi kullanabiliyoruz. Burada asıl önemli olan özelliği bence DC girişi de destekliyor olması. DC doğru akım iki şekilde çalışıyor. Öncelikle Lipopil şarj aletinin kendi kutusuyla beraber böyle bir kablosu geliyor. Bu kabloyu yan tarafında bulunan DC girişe taktıktan sonra bunu isterseniz 11-18 volt aralığında çalışan bir Lipopil'e bağlayabiliyoruz. Bağlantıyı yaparken artıya artıya eksiye eksiye takmaya dikkat ettiğimiz sürece herhangi bir sorun olmadan cihazımızın çalışmaya başladığını görebilirsiniz. Ve bu şekilde bir Lipopil kullanarak kendinden daha küçük boyutlu başka Lipopilleri şarj etmek için kullanabileceğimiz gibi bunun asıl kullanım alanı şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Bu özelliği en çok kullandığımız yer bir yere uçuşa gittiğimiz zamanlar. Burada şarja yani elektriğe ulaşamadığımız zamanlarda arabamızı kullanarak arabanın aküsü normalde 12 voltla çalışıyor. Eksi ve artı kutbuna dikkat ederek şarj aletimizi arabamızın aküsüne bağladığımızda gördüğünüz gibi şarj aletimiz arabanın aldığı enerjiyle çalışıp pillerimizi rahatlıkla şarj edebiliyor. Evet, AC ve DC girişi nasıl kullandığımızdan bahsettiğime göre şimdi şarj aletinin teknik özelliklerine birazcık bakalım. Burada böyle göstereyim. AC giriş ve DC girişten bahsettim. Şarj gücü bu en sağdaki benim kullandığım cihaz. Buna baktığımızda AC giriş ile çalıştırıldığı zaman birinci kanal ve ikinci kanal toplamda 150 watt. DC giriş ile çalıştırıldığı zaman her iki kanalında 120 watt ile çalışabildiği yazıyor. Şimdi bu watt değeri nedir? Kısaca bundan bahsetmeye çalışacağım. Evet, watt elektrik için güç birimidir. Peki bu güç biriminin karşılığı ne diye baktığımızda burada bu gücü sağlaması gereken cihazın bulunması gerektiği volt ile bu voltta sağlaması gereken amper değerini çarptığımızda watt değerini elde ederiz. Şimdi bunu bir örnekle göstermeye çalışacağım. Örneğin şu anda ekranda gördüğünüz 4S'lik Lipopil'i şarj etmek istediğimizde kaç wattlık bir şarj aletine ihtiyacımız var? Bunu hesaplayalım. Şimdi Lipopil'in 4S olduğunu söylemiştim. 4S Lipopil hücreler en fazla 4,2 volta kadar yükseleceği için bizim volt değerimiz 16,8 olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu Lipopil'i şarj edecek şarj aleti 16,8 voltta. Aynı zamanda 6000 miliamper saat olduğunu görüyorsunuz. İlk videoda da bahsettiğim gibi şarj aletlerinde genelde 1C değerini kullanıyorum şarj için. Dolayısıyla bizim 16,8 voltta 6 amper sunabilen bir şarj aletine ihtiyacımız var. Yani buradan yola çıkarak bu Lipopil'i şarj etmek için ihtiyaç duyacağımız watt değerinin 100,8 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Lipopil'imizi şarj etmek için yaklaşık 110-120 wattlık bir cihaza ihtiyacımız olduğunu hesapladık. Burada küçük bir nüans var. AC girişte birinci kanalla ikinci kanal toplam 150 watt sunabileceğini, DC girişte ise her iki kanaldan da 120 watt çıkışı alabileceğimizi bize söylüyor. Şimdi cihazı bir çalıştıralım. Cihazı çalıştırdıktan sonra cihazın ayarlarına girdiğimizde bize burada AC güç girişinde birinci kanal ve ikinci kanalın ayrı ayrı watt değerini seçebilme imkanı sunuyor. Bunun anlamı ne? Örneğin biz birinci kanalımızdan 4S1 Lipopil için 110 watt'a ihtiyacımız olduğunda bu değeri şöyle göstereyim. Şu sağ tarafta birinci kanalı 110 watt'a getirecek şekilde ayarlayabiliyoruz ancak geriye ikinci kanalımızda sadece 40 wattlık güç kalmış oluyor. Yani AC girişte iki kanalda toplam 150 watt var ve biz bunun hangi kanaldan kaç watt olacak şekilde ayarlamasını yapabiliyoruz. Ancak buradaki sınırımız da şu. Kanallardan biri 120, diğeri 30 olduğunda bunun daha fazla değiştirme şansımız kalmıyor. Yani bir kanala en fazla 120 watt güç verebilirken diğer kanala 30 watt güç verebiliyoruz. DC girişte ise, yani doğru akımla kartı beslediğimiz zaman ise her iki kanaldan da 120 wattlık güç elde edebiliyoruz. Evet, teknik detaylara geri döndüğümüzde şarj ederkenki akım ve pili boşaltırkenki akımın değerlerini bize vermiş. Lipopil'i şarj ederken 0.1 amperden 10 ampere kadar her iki kanaldan da ayrı ayrı akım sunabilirken, boşaltmak için sadece 0.1 amperden 2 ampere kadar her iki kanaldan da ayrı ayrı akım çekebildiğini bize yazmış. Şimdi bunun anlamı ne? Buna ne zaman dikkat etmemiz gerekiyor? Kısaca bundan bahsedeceğim. Biraz önce watt değerinin istediğimiz voltajda ihtiyaç duyduğumuz amperin çarpımı ile elde edildiğini konuşmuştuk. Biraz önce bahsettiğim örnekte 4S Lipopil 6000 miliamper saatti değerlerimiz. Şimdi ise şöyle düşünelim. 1S1 Lipopilimiz var. Fakat 15000 miliamper saat. Biz bunu yine 1C üzerinden şarj edeceğiz. Tek hücremiz olduğu için voltajımız doğrudan 4.2 olacak. Şimdi bunun anlamı ne? Burada 4.2 volt çarpı 15 amper akıma ihtiyacımız oluyor. Bizim watt değerimiz 63 watt olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi benim az önce göstermiş olduğum şarj aleti 63 wattı kolaylıkla sunabilecekken akım sınırı 10 amperdi. Yani bizim burada ihtiyaç duyacağımız 15 amperi bize sunamaz. Ancak şunu da söyleyeyim. 15 amper ihtiyaç duyan bir Lipopil'i 10 amperle şarj edersek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bu bir sorun teşkil etmiyor. Yeter ki bu değerin üzerine çıkmayalım. Burada son olarak bahsedeceğim konu, eğer burada Lipopil'imiz 1C'den daha fazla bir değerle şarj özelliğini destekliyor ve biz bunu kullanmak istiyorsak burada hesaplayacağımız amper değerini doğrudan bu sayıyla çarpmayı unutmamamız gerekiyor. Değerleri ciddi oranda değiştirecek. C üzerinden şarj edeceğiniz bir Lipopil'in şarj aletinin çok daha yüksek watt değerlere sahip olması gerekecektir. Evet, şu ana kadar Lipopil şarj aletimizin sahip olduğumuz Lipopilleri düzgün bir şekilde hızlıca şarj edebilmesi için gerekli olan özelliklerinden bahsettim. Şimdi birkaç tane daha kullanışlılığını arttıran özelliğini göstermeye çalışacağım. İlk olarak şarj aletini çalıştırıyorum. "6000 mAh 4S'lik Lipopilim şarj aletinin birinci kanalına bağlı." Şimdi şarj aletine biraz yakından bakalım. Burada bahsedeceğim özellik monitör sekmesinde. Bu sekmeye girdiğimizde Lipopil'in içinde 4 tane hücre olduğunu görüyoruz ve bu her hücrenin ayrı ayrı voltaj değerini aşağıda görüyorsunuz. Şimdi burada bahsedeceğim özelliklerden ilki iç direnç kontrolü. İç direncin ne olduğunu bilmiyorsanız serinin daha önceki videolarında detaylı olarak açıklamaya çalışmıştım. Üstte linkini bulabileceğiniz videodan bu konunun detaylarını inceleyebilirsiniz. Şarj aletinizin iç direnci kontrol etme özelliğinin olması bence gerekli bir özellik ve önemli bir özellik. Örneğin bastığımda ekranda gördüğünüz gibi iç dirençleri 7, 4, 5 ve 1 olarak karşımıza çıkıyor. Burada ikinci bahsedeceğim özellik, açıkçası bu özelliği çok sık kullanmıyorum. Çok kullanışlı bir özellik değil ama Lipopil şarj aleti desteklediği için kısaca bahsedeceğim. Balans özelliği. Bu balans özelliği şu işe yarıyor. Lipopilimizi şarj ettik. Uçuş sonrası veya öncesinde baktık. Lipopillerin hücreleri arasında bir voltaj dengesizliği var. Şu anda burada hepsi eşit voltajda olduğunu görüyorsunuz ama burada bir dengesizlik olduğunda Lipopilimizi şarj etmeden önce balans işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Yani Lipopile voltaj yüklemesi yapmadan kendi hücreleri arasında balans işlemini gerçekleştiriyor. Bunu da şöyle göstereyim. Başladıktan sonra her hücre tam olarak aynı volta gelene kadar işlemi sürdürecek. Şimdi bu işleme gerek olmadığı için geriye geliyorum. Şimdi kısaca Lipopil'in şarj aşamalarından bahsetmeye çalışacağım. Bunun için Lipopil bölümüne girdiğimizde karşımıza 4 tane seçenek sunuyor. Biri boşaltma. Lipopil'in içerisindeki hücreleri boşaltıyor. Burada bize farklı seçenekler sunmuş. Burada şarj akımından bahsediyor. Bu boşaltma için şarj akımı diye bir şey yok. Buradan hücre sayısını ayarlıyoruz. Lipopilimiz 4 hücreli. En son voltaj, yani bu bir boşaltma işlemi olduğu için boşaltma özelliğinin biteceği voltajı ayarlıyoruz ve bu boşaltma işleminin kaç amperle yapılacağını ayarlıyoruz. Şarj aletinin özelliklerinde bunun maksimum 2 amperi desteklediğini okumuştuk. Gördüğünüz gibi bu değerin üzerinde boşaltma işlemini gerçekleştiremiyor. Burada ise istediğimiz voltajı ayarlayabiliyoruz. Ancak tabii ki 3 voltun altına şarj aleti Lipopil'in hücresini indirmemize izin vermiyor. Şimdi gelelim şarj özelliğimize. Bu şarj özelliğini açıkçası ben hiç kullanmadım. Ne işe yaradığını da tam olarak kestiremedim. Belki 1S1 Lipopil için, yani balans durumu söz konusu olmayan bir Lipopil için kullanılabilir, ancak ben tam olarak ne işe yaradığını bunun çözemedim. Bu kısımdan bahsetmeyeceğim. Balanslı şarj kısmına geldiğimizde yine aynı şekilde kaç hücreli bir Lipopil bağladığımızı, kaç amperle şarj etmek istediğimizi seçiyoruz. Burada da şarj amperini şu anda ekranda gördüğünüz gibi 10 amperin üzerine çıkaramıyoruz. Çünkü Lipopil'in desteklediği maksimum akım 10 amperdi. Burada da en son Lipopil hücrelerinin, yani her bir hücrenin kaç volta ulaşacağını seçebiliyoruz. Bu da 4.2 volt olarak ayarlı. Evet, son olarak da storage, yani depolama özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi burada Lipopil'imizi uzun süre kullanmayacağımız zaman hücrelerini belli bir güvenli voltaja getirip o şekilde saklamamız gerekiyor. Burada yine kaç hücreli bir Lipopil olduğunu seçiyoruz. Bu storage'ın özelliği, eğer Lipopil boşsa şarj edip doldurup burada ayarlayacağımız voltaja getiriyor. Doluysa da boşaltıp yine aynı şekilde istediğimiz voltaja getiriyor. Ben bunu 3.8 volt olarak ayarlıyorum. Yani 3.8 volta gelecek şekilde her hücrenin ayarlanmasını istiyorum. Şimdi bu kısımda bahsedeceklerim bu kadardı. Bir de çok kısa balanslı şarjın özelliklerini göstermeye çalışacağım. İlk olarak Lipopil'imizi eğer şarj edeceksek veya bir yerde saklayacaksak, şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu Lipopillerin koruyucu bir katmanı. Bunun içine Lipopil'imizi koyuyoruz. Bu hem yanmaz hem de ısıya dayanıklı bir yapısı var. Bu sayede Lipopil eğer şarj işleminde veya bir yerde saklarken, bekletirken başına bir şey gelirse etrafına zarar vermesini önlemiş oluyoruz. Şarj işlemi başlamadan önce bu güvenli kabının içine koyuyorum. Kablolarını yan tarafından çıkarıp bu kabın ağzını kapatıyorum. Tabi bu işlemi yaparken Lipopilimizin derecesini ölçen harici bir derece ölçme ekipmanı var. Bunu kullanmanın da faydası olabilir. Ancak benim elimde olmadığı için şu anda onu gösteremiyorum. Ardından 6000 miliamper saatlik bir Lipopil olduğu için 6 amperle şarj edeceğim. Şarj akımını 6 olarak ayarlıyorum. Hücrelerin en son ulaşacağı voltaj 4.2 volt ve 4S1 Lipopil start diyerek şarj işlemine başlatıyorum. Bu ekranı daha önce göstermiştim. Burada Lipopil'in voltajı gördüğünüz gibi akım hızlıca artıp 6 ampere kadar çıkacak ve Lipopil'in içerisine yüklenen miliamper saat cinsinden kapasitede de ne kadarlık bir akım olduğu, ne kadarlık bir akımın akışı olduğunu bize gösterecek. Evet, böylelikle Lipopil şarj aletleriyle ilgili anlatacaklarımı bitirmiş oldum. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.